hani Türkiye İsrail'e sadece sözlü tepki gösteriyor, petrol tankerleri hareket halinde, ticarette devam ediyor eleştirilerinin yanı sıra dış politik açıdan bir şeyler değişti sanki. Aslında bu baskın seçimi tetikleyen bir ekonomi, ikincisi de dış politikaydı dedik. Bu nedenle biraz dış politik gelişmelerdeki son duruma bakmak icap ediyor. Hasan Ünal bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür evet, ederim. Yanlış bir yorum olmaz herhalde. Bu baskın seçimi tetikleyen iki unsurdan biri dış politika dış politikadaki belki revizyon ihtiyacı mı tam olarak daha yansımadı bize. İngiltere ziyareti önemliydi zira bu anlamda. Suriye üzerinde Amerika ile beraber mi hareket ediyoruz, Rusya ile beraber mi hareket ediyoruz, o paradoksuyla beraber. Ben sözü size bırakmak istiyorum. Son durum değerlendirmesini İran üzerinden başlatalım isterseniz. Şimdi seçim ve dış politikayla ilgili eğer bir değerlendirme yapmak gerekirse ve dış politikada artık bir içinden çıkılmaz hale gelmiş konuların üstesinden gelmeye yönelik bir erken seçim çağrısı yapılmışsa bunu olumlu karşılamak lazım. Tabii yapılacak dış politika değerlendirmesinin nasıl olacağına bağlı olarak. Yani dış politika zaten içinden çıkılmaz bir halde. Zaten Türkiye'nin çıkarlarına birçok açıdan hizmet etmiyor. Bunu iyice o doğrultuda götürüp de iyice içinden çıkılmaz hale getirmek de mümkün. Örneğin, mesela şu anda örnek vermek gerekirse, şu anda İsrail ile kavgalıyız. İsrail'in en sevmediği ülke olan ve yönetim olan Suriye ile de kavgalıyız. Bu arada ikisi yetmiyor gibi Mısır'la da kavgalıyız. Bunlarla kavgalı olmamızdan dolayı Rumlar ve Yunanistan'da Doğu Akdeniz'de çok kuvvetli ve değerli müttefikler bulmuş durumdalar. Birisi Mısır, öbürü İsrail. Bunları dengelemek için Mısır'la en azından ilişkilerimizi toparlama yönünde herhangi bir girişimde bulunmuyoruz. Siz mesela Mısır'la niye kavgaya başladığımızı hatırlıyor musunuz? Yani hani böyle bazen gazetelerde olur, onlarca yıldır, belki bazen yüz yılı aşkın, yüzlerce yıldır birbiriyle kan davalık olan bazı aşiretleri barıştırmaya yönelik girişimler olduğunda sorarlar, hani siz ne diye birbirinizle kan davalıksınız? Vallahi hatırlamıyoruz derler. İş bu, o kadar karışır yani. Evet, yani bu Mısır işi de biraz oraya geldi. Efendim işte 2011'de biz her tarafa Müslüman kardeşler ya da ihvancı yönetimler gelecek diye beklemiştik. Bu da Mısır'da bunların en başında yer alan ülkelerden biriydi. Orada da geldi ama yeterince başarılı olamadı. Sonra da ordu geldi, bu Mursi'yi indirdi. O yüzden biz Mısır'a küsüz, konuşmuyoruz falan. Yani böyle bir dış politika olmaz. Dış politika, iktidarda kim varsa vardır, o ülkeyi yöneten her kim olursa olsun, onunla sizin doğru dürüst diplomatik, siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler kurmanız anlamına gelir. Ayrıca eğer o ülkedeki yönetim sizin felsefeniz açısından, dünya görüşünüz açısından çok uygun değilse de onu destekliyorsunuz anlamına gelmez. Ayrıca eğer Mısır'dakine diktatörlük diye kızıyorsanız, Suudi Arabistan'daki rejime ne demek lazım o zaman? Ondan gayet iyi yaranız. İyiydi ya da yakın zamana kadar. Halen de iyi. Veya Körfez'deki emirliklere ne demek lazım? Yani böyle bir ideolojik ayrışmaya gidildiği zaman o zaman ne bileyim çok partili rejimle iktidara gelmeyen yönetimlerin bulunduğu her ülkeyle ilişkilerinizi mi koparacaksınız? O zaman Çin'le de koparın. Yani bizim bildiğimiz manada çok partili bir sistem olduğu söylenemez İran'da da. O zaman onunla da ilişkilerinizi koparın. Sadece Avrupa, Amerika ve ona benzeyen 3-5 ülke bunlarla götürün. Yani böyle bir dış politika olmaz yani kısacası. Eğer buradan söylemek istediğim şey şu. Yani aynı anda İsrail'le, aynı anda Suriye'yle kavgalı bir dış politikanın sürdürülebilir bir tarafı yok. Dolayısıyla eğer burada bir düzenlemeye gidilecekse tamam. Ama İsrail'le kavgalı mıyız aslında? Ticaretimiz sürüyormuş. Şimdi onu öğrendik, en son petrol sevkiyatı da sürüyormuş. Şimdi bunun anlaşılabilir bir tarafı da yok zaten. Yani İsrail'le kavgalı mıyız? Kavgalıyız. Çünkü aslında İsrail'i kızdırmak için yeterince şey söylüyoruz. Yapıyor muyuz? O ayrı bir konu. Mesela İsrail'in varlık sebebini tartışan yegane yönetim ve devlet şu anda Türkiye.
Yani İsrail'in o bölgede devlet olma, var olma hakkını tartışan hiçbir Arap devleti kalmadı, hiçbir yönetim kalmadı. Yakın zamanlara kadar bir tek İran'da Ahmedinejad yönetimi bunu tartışmaya açıyordu. Yeni Ruhani yönetiminin bunu tartışmaya açtığına dair henüz bir şey görmedik. Dolayısıyla bir anda sinirlenip İsrail'in o bölgede var olma hakkını bile tartışmaya açacak kadar ileri gidip sonra da dediğiniz gibi yani İsrail'le işte bu petrol satış meselesini ben de basında okuyorum ya da petrol sevkiyatı meselesini. O tam olarak nedir ayrıntılarını da bilmiyorum ama geçmiş yıllarda anladığım kadarıyla bu Barzani'nin petrolünün satışında içeren bir şey olarak devam etmiş ki doğru olan bir tarafı yok. Şimdi doğru olan şey şudur. Yani mesela tamam Kudüs, Amerika'nın başkentini Kudüs'e taşımasından dolayı Amerika'ya kızmakta haklıyız. Çünkü bu bir provokasyon. Bu bir provokasyon. Yani bunun durup dururken yapılmasının hiçbir anlamı da yok. Uluslararası hukuka da birçok açıdan aykırı tarafları olan bir karar. Ama Amerika'nın provokasyonları bitmiyor ki mesela İran'la imzalanmış olan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi de aynı çerçevede. Şimdi eğer Amerika ile İsrail ile bu şekilde kavgalıysanız o zaman Suriye ile niye barışık değilsiniz? Çünkü Amerika ve İsrail'in devirmek istediği, yıkmak istediği rejim Suriye'deki rejim. Amerika ve İsrail'in parçalamak istediği devlet Suriye devleti. O zaman onunla niye iyi geçinmiyorsunuz? Yani onunla ilişkilerinizi toplamıyor. Bir mantık kurulamıyor yani sonuçta. Hiçbir mantığı yok. Fakat ben onu sevmiyorum, buna kızıyorum. Bu darbeci, bu Esad benim dediklerimi yapmadı falan böyle bir dış politika olur mu? Şimdi tabii yine yani demek istediğim şu, eğer bir dış politikada içinden çıkılmazlık hali oluşmuş ve bir değerlendirme ihtiyacı ortaya çıkmışsa varsa. Ve bundan dolayı bir seçim erken seçim kararı alınmışsa veya erken seçim kararı alınmasının sebeplerinden biri de buysa iyi. Ama bu değerlendirmenin de nasıl yapılacağını görmek kaydıyla. Yani şimdi biz tekrar Amerika'nın Suriye'yi bombalamasına alkış tutan bir politikaya geri döneceksek o zaman İsrail'le şu anda niye kavga ediyoruz diye sormamız gerekecek. O zaman mesela Mısır'la niye kavgalıyız diye sormamız gerekecek. Afrin harekatını niye yaptık diye sormamız gerekecek. Fırat Kalkanı'nı niye yaptık diye soracağız. Yani şimdi geçen hafta hocam şunu söyleyelim. Şimdi bir yandan AKP İsrail'le kavga mı ediyor yoksa işbirliği halinde mi diye ivmeye bakıyorsunuz. Ticaret hacmi her sene daha da artarak sürüyor. Burada bir kavga yok bu görüntü. Sadece bağırıp çağırma var oluyor o zaman. Diğer tarafta bakıyorsunuz, geçen hafta gündeme geldi. İşte bütün yandaş gazeteler koridoru kestik havasındalar. Oysa Irak'a kadar gidiyorduk o koridoru yok etmek için. Suriye toprak bütünlüğünü sağlamak için aynı zamanda Türkiye'nin güvenliğinin dışında. Biz ne yapıyoruz Rusya ile o zaman? Yani niye yapıldı o zaman Afrin harekatı, Fırat Kalkanı harekatı? Şimdi, şu an bir mantığı var mı bunun acaba? Yani Membiç'e, İdlib'e yönelik ya da Irak'a kadar gidecek o koridoru engellemediğiniz sürece. Yani bunun bir mantığı kaldı mı? Şimdi şöyle mantığına bakarsanız evet yani koridorun Fırat'ın batısına kaymakta olan ve Fırat'ın batısına kayıp Afrin'le birleşip ondan sonra İdlib üzerinden Suriye'nin Lazkiye şehrinin kuzeyinden Akdeniz'e inmek ama yapılmaya çalışılan o koridorun kesildiği doğru. Ama sizin de belirttiğiniz gibi o koridorun orada kesilmesi yeterli mi? Yani Suriye devletinin parçalanmasına destek veren politikalara yardımcı olduğumuz sürece o koridoru kesmiş olmakla ne anladık? Örneğin Fırat'ın doğusu tümüyle PYD'nin kontrolünde kalmaya devam edecekse, Fırat'ın batısında Membiç aşağı yukarı tümüyle PYD'nin kontrolünde kalmaya devam edecekse, o zaman bizim Afrin'i PYD'den temizlememizin stratejik önemi vardır hala ama azalır. Yani esas bizim amacımız neydi? PYD'ye Suriye topraklarında hayat hakkı tanımamaktı. Biz neyi konuşuyorduk? Membiç'e gidelim diyorduk. Membiç'e giderken de şunu söylüyorduk. Yani diyorduk ki tamam Membiç'e bir operasyona ihtiyaç olabilir. Ama bir operasyondan önce
karşı taraf üzerinde bir psikolojik üstünlük kurmak lazım. Bu psikolojik üstünlük de Suriye devletiyle anlaşılarak, uzlaşılarak olur. Neden? Çünkü karşı taraflar, yani PYD, PKK artı Amerika, bizim her halükarda Suriye devletiyle uzlaşmayacağımız üzerine hesap yapıyor. Varsayımı o. O varsayımı ortadan kaldırmamız lazım. Eğer biz Suriye devletiyle tam bir uzlaşma içinde olursak. Bu uzlaşma açık açık kameraların önünde el sıkışmak şeklinde de olabilir. Ki en ideali bu olur. Irak Başbakanı ile yapıldığı gibi. Geçmiş yıllarda Irak Başbakanı'na söylemedik, laf bırakmadık ama sonra kameraların önüne geçildi, poz verildi ve Irak Başbakanı'na da 5 milyar dolara kadar kredi vereceğimiz bilgisi verildi. Bundan dolayı aslında kamuoyunda ya sen Irak Başbakanı'yla ne yaptın, geçmişte ne diyordun, şimdi ne yaptın diyen de olmadı. Hatta siyaseten siyasi parti liderlerinden falan da Cumhurbaşkanı'nın üzerine bu konuda giden de olmadı. Dolayısıyla aslında halk bu Suriye meselesinin bir an önce çözülmesinden yana ki Suriyeli mülteciler geri ülkelerine gönderilebilsin ve Türkiye'nin bu konudaki sıkıntıları azaltılsın. Şimdi o zaman eğer biz Suriye hükümetiyle anlaşmayacaksak, uzlaşmayacaksak, sebebinin ne olduğu anlaşılamayan bir inat ve saplantıyla diyelim. O zaman Membiç'e nasıl gideceğiz? Membiç'e gidemeyeceksek Suriye'nin Fırat'ın doğusunu nasıl temizleyeceğiz? Eğer Fırat'ın doğusunu temizleyemeyecek ve orayı biz PKK-PYD'ye bir devlet olarak bırakacaksak, o zaman aslında 25 Eylül referandumuyla aslında kendi başını belaya sokmuş olan ve hak ettiği cezayı da görmüş olan Barzani'nin yeniden devletleşmesini orada nasıl engelleyeceğiz? Çünkü Fırat'ın doğusunda eğer bir PKK-PYD devleti olur, Amerika orayı bir üs olarak artan bir oranda kullanmaya devam ederse, bir sonraki adımda Kuzey Irak'taki bu Barzanistan'ı yeniden inşa etmeye çalışacaktır. Oysa bu Barzanistan'ın ortadan kaldırılması Türkiye açısından, Türkiye'nin milli bütünlüğü ve ulusal güvenliği açısından fevkalade başarılı bir şeydir. Şimdi o zaman onu nasıl koruyacaksınız? Ve bütün bunlar da Suriye konusundaki bir saplantıyla alakalı. Hiçbirimizin anlayamadığı bir saplantıyla. Akıl dışı hatta. Valla bilemiyoruz. Akıl dışı demeyim hadi ben. Yani ama mantık dışı. Yani aynı anda İsrail'e bu kadar karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. İsrail'le boğuşan bir yönetimle. Görüntü yaratmaya çalışırken. Ve İsrail'le boğuşan, İsrail'le onlarca yıldır kavgalı olan bir yönetimle, bir rejimle de uzlaşmamakta ısrarcısınız. Yani bunun bir şeyi bir yok. Yani uluslararası ilişkilerde bazı temel şeyler vardı, kavramlar. Hani düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Daimi dostluk ve daimi düşmanlık yoktur. Yani Türkiye bütün bunları adeta kırdı. Ama sanki bu olumlu bir kırma değil. Yani ileriki yıllarda mesela Ahmet Davutoğlu ile başlayan bu Suriye macerasının ve devamında gelen ta Rus uçağını düşürmemize kadar uzanan, ki o zaman bu dış politika yanlışlar silsilesi olarak zirveye tırmanmıştı. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 10 yıllarda bir dış politika en kötü nasıl planlanır ve en kötü nasıl uygulanır'a en güzel örnek falan diye İngilizce kitaplarda okutulmaya aday bence. Evet, dolayısıyla bundan geri adımlar atılıyor. En azından Rusya ile uzlaşılması yerinde, İran'la yakınlaşılması yerinde. Ama Suriye ile uzlaşılmamasından dolayı hala o yara kanamaya devam ediyor. Ve Mısır'la uzlaşılmamasından dolayı da Kıbrıs Rumları ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de istedikleri gibi at koşturmaya başladılar. Yani buna ne gerek var? Zira. Bir reklama gidelim. Tavsiyelerinizi almak istiyorum hocam. Çünkü bir yandan da seçimle bağını değerlendirmeye devam ediyoruz. Seçimden sonrasına ilişkin herhalde bir acil öncelikliler durumu söz konusu olacak. Yine ruhaniye bağlayacak olursak Amerika'nın hem çünkü bölgesel etkinliğinde bir farklar var, bir hırçınlık var daha kaba tabirle. Onu değerlendirmek üzere yapılacaklar listesi herhalde bir sunmak lazım. Gelecek iktidara gelecek olan partiye. Kısa bir aradan sonra karşınızda olacağız.
Sevgili izleyiciler, Hasan Ünal'la beraberiz. Güne başlarken devam ediyor ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye yola devam edecek. Ekonomi ve dış politika önemli demiştik bu seçimin baskın seçim olmasına etken olarak. Onu değerlendirirken tabii bu durumda seçilecek kişinin Cumhurbaşkanı adaylarından her kim seçilecekse ilk uğraşacağı konu tabii ki Suriye, İran, Amerika. Rouhani ile Pompeo'nun o açıklamaları karşılıklı durumun sertleştiğini gösteriyor. Komşumuz İran'a karşı Türkiye kullanılacak gibi bir takım senaryolar yazılıyor. Tavsiyeleriniz ne olur, hocam? Yani oturacak kişi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna ne yapmalı ilk etapta? Böyle bir liste sunalım isterim. Estağfurullah, yani tavsiye makamında değiliz. Ya olsa olsa aklın yolu ne olabilir dış politikada diye 3-5 kelime etmekte fayda var. Yani şimdi Amerika'nın bu İran'la imzalanmış olan nükleer anlaşmadan tek başına çekilmesi, tek taraflı olarak çekilmesi artı İran'a karşı Netanyahu'nun çizgisinde aşırı bir sertlik yanlısı politikaya yönelmiş olması bölgemizi sanki bir ateş çemberinin içine atacakmış gibi görüntü veriyor. Çok tehlikeli gelişmelerin, ihtimallerin belki de başlangıcındayız. Şimdi burada Türkiye'nin çok dikkatli olması lazım ve de çok tutarlı olması lazım. Nedir mesela dikkatli olmak? Şu ana kadar görebildiğim kadarıyla Avrupalılar, yani özellikle bu nükleer anlaşmaya imza koymuş olan 3 Avrupalı ülke, ki bunlardan ikisi Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı olan daimi üyesi İngiltere ve Fransa, öbürü de bu anlaşmaya Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi artı şeklinde ilave olmuş olan Almanya. Bu üç ülke yaptıkları açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tek yanlı girişimlerine dahil olmayacaklarını, karşı çıkacaklarını, nükleer anlaşmaya sadık kalacaklarını ifade ediyorlar. Gerçi onların söylediklerinin içinde de anlaşmayı yeniden müzakere mi etmek yoksa anlaşmayı aynen sürdürmek mi istediklerine dair boşluklar var tam olarak anlaşılamayan. Ama önümüzdeki günlerde muhtemelen İran'la bu ülkeler arasında yapılacak görüşmelerde bu konu daha da netleşecektir. Yani taraflar arasında tam bir görüş birliği şu anda yok gibi. Ama %90'da mesela Fransa Maliye Bakanı'nın evvelki günkü açıklamalarında Amerika Birleşik Devletleri dünyanın ekonomik polisi değildir diyor. Yani biz bağımsız bir ülkeyiz. Dış politikamızda neler yapacağımıza bizler karar veririz. Yani böyle saçmalık olmaz anlamına gelen sertlikte cümleler var. Üstelik bu cümleler Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un büyük bir hevesle Amerika'ya yanaşma ve Suriye'de önemli roller oynama, Fransa adına önemli roller oynama girişimlerinin hemen arkasından gelen açıklamalar. Yani önemli açıklamalar. İngiltere gibi bir ülke bile ki Amerika'ya çok yakınlığı olarak düşünüyoruz. O da böyle bir şeye karşı çıkacağını söylüyor ve Almanya'da aynı çizgide. Zaten Çin ve Rusya bu anlaşmanın aynen devamından yana görüntü veriyorlar. Şimdi Amerika ve İsrail ilk defa bölgede ve dünyada yalnızlaşmış durumdalar. Örneğin Amerika'nın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına hiçbir Avrupa devleti destek vermedi. Avrupa devletlerinden destek verenler de eski Doğu Avrupa, yani eski komünist ülkelerden birkaçı. Şimdi Türkiye'nin Amerika'nın İran anlaşmasından tek taraflı çekilmesini eleştiren tavrı bence yerinde. Ama bunun aynen devam ettirilmesi lazım. Yani burada kırılmalara yer verilmemesi lazım. Ama en önemlisi Suriye ile bir an önce anlaşılmalı. Yani bunun lamıcımı yok artık Suriye ile. Yani mutlaka anlaşılması hesapla gerekiyor. Esad'la masaya oturmak zorunda Türkiye. Masaya falan oturmaya gerek yok. Esad zaten hazır. Yani bunu el altından birkaç dışişleri heyeti çok rahatlıkla zaten hazırlayacaktır. Önce belki kameraların önünde resim vermeye bile gerek olmayabilir. Eğer kameraların önünde resim vermeye verilecek şekilde düzenlenebilirse, yani bunu da şöyle söylüyorum. Eğer Muharrem İnce diyelim kazanırsa zaten onun hemen resim vermesi beklenir. Bir an önce Suriye ile uzlaşması beklenir. Bir an önce Suriyeli mültecileri yerlerine tekrar evlerine geri götürme projesine dönülmesine yönelmesi beklenir. Çünkü bu insanların bir an önce evlerinin, konutlarının, şunların bunların yeniden yapılması, tamir edilmesi vesaire
Ayrıca Suriye'de yıkılan, mahvedilen altyapının yeniden kurulması gibi akıllı projelere yönelmek lazım. Ki bu Suriyeliler evlerine, yurtlarına yeniden dönebilsinler. Ve bizim de Suriye ile olan sorunlarımız çözülsün. Bunu bu niye arada söylüyorum? Ekonomik olarak da bir rahatlama yaratacaktır çok, sonuçta. Çok büyük faydalar, aslında bir fırsata dönüşür bu. Çünkü Çin büyük paralarla gelip Suriye'nin altyapısının yapılmasına talip. Yani bu Suriye'nin altyapısının yapılmasına başka ülkeler de talip olur. Biz de bu işe para koyarsak koyduğumuzdan daha fazlasını geri getiririz ülkemize. Dolayısıyla her açıdan faydalı bir şey. Şimdi Suriye işini niye söyledim İran'la bağlantılı olarak? Bizim İran'la dış politika, İran'a ilişkin politikamızda uyumsuz noktalardan bir tanesi bu zaten, Suriye konusu. Yoksa İran'la şu anda tam bir çıkar ortaklığı içindeyiz. Mesela Amerikalılar bizi şuna inandırmaya çalışıyorlar. Efendim, İran'ın Orta Doğu'daki nüfuzu artıyor. Bunu biz dengelemek istiyoruz, bize yardımcı olun. İyi de İran'ın Orta Doğu'daki nüfuzunu artıran bütün adımları siz attınız Amerika Birleşik Devletleri olarak. Siz ne yaptınız? Mesela gittiniz, Irak'taki rejimi devirdiniz. Irak'taki rejimi devirerek oraya orada Şiilerin ön plana çıkmasını sağladınız. Dahası Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurabilmek, bölgede bir büyük Kürdistan kurmak adına Irak'taki Arapları Şii, Sünni demeden karşınıza aldınız. Ve Irak'taki Araplar sığınabilecek tek liman olarak İran'ı gördüler. Yani Barzanistan'a o kadar destek verdiler ki Irak merkezi hükümeti eğer İran'a yanaşmaz ise ayakta kalamayacağını düşünmeye başladı haklı olarak. İtildi bir anlamda. Aynen. Politika öbür taraftan kuruldu. Efendim bugün Kuveyt'in %40'ı, Bahreyn'in %70'i, Suudi Arabistan'ın yaklaşık %15'i Şii nüfus, Arap Şiiler bunlar. Ve kesintisiz bir mezhep gerilimine doğru bir coğrafyası var bunun. Bir de kesintisiz bir coğrafyası var. Bütün bunların oluşmasına, yani Kuveyt'te acaba Şiiler şu veya bu şekilde bir şeyler ister mi? Bahreyn'de ne olur? Suudi Arabistan'ın Şii bölgesinde bir takım istenmeyen olaylar olur ve Suudi Arabistan'ın petrol bölgesi olan bu bölgenin zamanla Suudi Arabistan'dan kopmasıyla sonuçlanır mı gibi endişelerin tamamının oluşmasına Amerikan politikaları sebep oldu. Dolayısıyla Amerika'nın burada kendine dönüp bakması lazım eğer İran'ın nüfuzu artıyor ise bölgede. Üçüncü bir şey de İsrail meselesi. İsrail hangi şartlarda kendini güvende hissedecektir Allah aşkına? İsrail'in güvenliği için yapıyoruz diyorlar. Peki İsrail ne olacak da Orta Doğu'da nihayet diyecek ki tamam ben artık kendimi güvende hissediyorum. Herhalde şöyle bir şey olacak. İrili ufaklı bütün devletleri birkaç parçaya ayıracak. Onları birbirleriyle kavgalı hale getirecek. Sürekli olarak onların içinde iç savaşlar yaşanacak ve İsrail diyecek ki tamam ben şimdi mutluyum. Yani bunu da beklemesinler artık. Şimdi Amerika aslında görünüyor herhalde hocam işin özü yani Büyük Orta Doğu projesi. Efendim böyle bir şey mümkün herhalde. Değil. Böyle bir şey mümkün değil. Yenildi bu proje. Bu proje Orta Doğu'da yenildi ve atıldı. Bunu kabullenmek istemiyorlar. Şimdi dolayısıyla yeni gelecek yönetim Türkiye'de bir an önce bunlara öncelik vermeli. Bir başka öncelik vermesi gereken alan da şu. İran'ın biz yanında durmalıyız ama bunun karşılığında da İran'a yönelik proje üretmeliyiz. Yani biz mesela bizim şirketlerimiz Amerika'nın ambargosundan zarar görmeden Avrupalılarla birlikte veya onlardan bağımsız İran'la nasıl ticaret yaparız? Artan bir oranda buna bakmalıyız. Yani bir şunu yapmalıyız. İran'la ticaretimizi kaybetmemeliyiz. Bu işi en az zararla atlatmalıyız. Hatta mümkünse bunu fırsata çevirmenin yollarına bakmalıyız. Ama bunu yapacağız diye işin içine illegalite sokup yeni Rıza Zarraf olayları üretirsek bu başımıza bu sefer başka şekilde bela olur gelir. Dolayısıyla bunlar üzerinde bir an önce proje üretmek, çalışma yapmakta fayda var. Evet. Önemli tavsiyeler zaten bunlar bölgesel olarak. Bir de Mısır. Yani Mısır'la, yani bu Mısır ekmeğine benzemez. Yani Mısır bölgenin en güçlü ülkesi, en önemli ülkesi. Coğrafi olarak en önemli yerde, yani çok önemli bir yerde oturuyor. Mısır'la bir an önce ilişkilerimizi normalleştirmemiz lazım.
Yani çok önemli aslında, sanki çünkü, hiç AKP iktidara gelmemiş gibi yapmak mı gerekiyor diye insan düşünmüyor. Efendim değil, yani bozdu çünkü her şeyi. Çünkü eğer Mısır'la biz uzlaşmaz isek orada bakın Rumlar ve Yunanistan tam bir altın müttefik bulmuş durumdalar Mısır'la. Oysa biz Mısır'la iyi ilişkiler içinde olsak Rumlar ve Yunanistan Kıbrıs'ın etrafında bu kadar rahat hareket edemeyecekler. Bir şey söyleyeyim, sadece şunu sormakta fayda var. Bu dış politikanın Türkiye'ye dolar olarak maliyeti nedir? Hı hı. Bunun hesaplanmasında fayda var. Bakın sadece şu. Şimdi diyoruz ki Suriyelilere, Suriyeli mültecilere biz 30 milyar dolar harcadık. O son zamanlarda 30 milyar euroya çıktı. Şimdi güzel. Peki Suriye ile 7 yıldır dış ticaretimizde büyük bir azalma var. Ne kadar para kaybettik? Biz Suriye'ye ciddi miktarda bunun mal ihraç ettik. Bunun hesaplanması lazım sonuç olarak. Bir başka şey daha. Suriye üzerinden tırlarımız gidemediği için Orta Doğu'ya yaptığımız ihracatta bunlar gemi büyük ro-ro'larla Mersin'den Mısır'ın Port Said limanına çıkıyorlardı. Oradan bir kısmı Kuzey Afrika'ya, bir kısmı bu tarafa Körfez ülkelerine gidiyorlardı. Peki bundan Mısır'la bozuşmamızdan dolayı Mısır'ın bize verdiği bir takım ayrıcalıklı imkanları da kaybettik. Bu politikaların yarattığı sonuçta ekonomik tahribat var. Mısır'la ilgili şeyi de kaybettik. Rusya'yla yarattığımız krizden daha dolayı kayıplarımızı. Daha geri dönemedik ticaret. Aynen. Aynı hepsini alt alta getirin. Bakın yeni iktidarın Türkiye'de. AKP'nin maliyeti çok yüksek olmuş Türkiye'ye. Bu dış politikanın maliyeti. Böyle bir dış politika olmaz. Evet. Hani yani sosyal medyada hashtag yapıyorlar ya. Bunu aynen öyle söylemek lazım. Böyle dış politika olmaz. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. AKP'nin yarattığı bu ortam ciddi kayıplar yarattı. Onların iyi hesaplanması lazım sizin de söylediğiniz gibi.